Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere aslında daha önceden birçok varyetesini yaptığımız, aslında genel bir bakış açısı yaratmak hedefli olarak daha önce parça parça, kısım kısım yaptığımız bir konunun genellemesini yapmak istiyorum. Çünkü hala insanlar, köpek sahipleri hala hazırda var olan köpeklerin üstünde de bir takım hatalar yapabiliyor ve köpek sahiplenmeyi düşünenlerin de baştan bilmesini istediğim için, baştan doğru hareket etmesi gerekli olduğu ve doğru düşünmesi gerekli olduğunu istediğim için kurguladığımız bir video. Köpeğimizi suçlamadan önce yaptığı şeylerden dolayı ilk önce bir aynaya bakmak, yani çuvaldızı kendimize batırmak, köpeğimizi suçlamadan önce bizim bir düşünmemiz, biz nerede hata yaptık ki köpek böyle bir hata yaptı ya da böyle bir istenmeyen davranış şekillendi konusunu işlemek hedefli bir video yaptık size. Şimdi en başta şundan bahsetmek istiyorum. Birçok videomda söylediğim gibi köpekler tür dışı canlılar, yani bizim alışkanlıklarımıza sahip olan canlılar değil. O yüzden köpeklerin hareketlerini irdelerken insanmış gibi ya da bir insan yavrusuymuş gibi irdelemeye çalışmak sizi hataya götürecektir. Yanlış algılara yönlenmenize ve yanlış manipülasyonlarla köpeği yanlış yönlendirmenize sebep olacaktır. Bir kere köpeği tanımak çok önemli. Genel köpek davranışlarının ne olduğunu bilmek çok önemli. O yüzden bir köpek sahibinin ya da köpek almayı hedefleyen birinin ilk önce köpek nasıl davranır, nasıl bir canlıdır, ne tür alışkanlıkları vardır, algıları nasıl şekillenir, bu konularda bilgi sahibi olması gerekiyor ve mümkün olduğunca tavsiyem kompleks düşünmemenizdir. Mümkün olduğunca basit düşünmenizdir. Çünkü kompleks olan insan, köpek daha basit algıları olan, daha basit netlikleri olan bir canlı. O yüzden kurguları kafanızda şekillendirirken köpeğin daha basit nitelikli bir canlı olduğu, aslında biraz daha basit düşünmeniz gerekli olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Ve köpeğinizi yaptığı davranışları nasıl engelleyeceğiniz ya da köpeğiniz hatalı bir davranış yaptığında ne yapmanız gerekli olduğundan daha çok bu davranışa ona iten faktörlerde sizin bir etkinizin olup olmadığı ya da sizin yaptığınız bir yanlışlığın mı onu bu davranışa ittiği konusuna özen göstermeniz gerekiyor. Ve çoğunlukla da istenmeyen davranışların kökenine baktığımız zaman neredeyse %90'lara varan bir istatistikte hayvan sahiplerinin yanlış manipülasyonlarının köpeği hataya sürüklediğini gözlemliyoruz. Bazı örnekler vereceğim daha geçmişte yaptığımız videolarla bağlantılı olarak. Mesela hayvan sahibi ne diyor? Geliyor diyor ki işte benim köpeğim diyor evde diyor sürekli çorapları kaçırıyor diyor, iş çamaşırları kaçırıyor diyor, ayakkabılarımı parçalıyor diyor. Bunun önüne nasıl geçebilirim? Yani o anda ne yapmalıyım diyor. İşte buradaki düşünce hatası şurada. Köpeği bu davranışa itenin ne olduğunu bulmak gerekiyor. Mesela ben bu konuya şu şekilde yaklaşırım. Birincisi, evde bir köpeğiniz var, tür dışı bir canlı var. Sizin insan olarak bir çorabı kemirmeyeceğiniz, parçalamayacağınız, işte bir ayakkabıyı parçalayamayacağınız aşikar. Ama bahsettiğimiz canlı tür dışı bir canlı. Yani bir köpekten bahsediyoruz. İlk önce niye bunu yapıyor ve ben niçin önlem almıyorum bu konuda, bunu düşünmek gerekiyor. Sen çorapları ortada bırakırsan, ayakkabıları ortada bırakırsan, yani hayvanın gözüne sokarsan köpek de onu merak edip tanımaya çalışır. Ayakkabıların çoğu deri materyaller olduğu için ya da çiğnenmesi keyifli materyaller olduğu için ya da çoraplar kokunuzun çok sindiği objeler olduğu için köpekler de bunları çiğnemeye, parçalamaya, hatta yutmaya yatkınlıkları vardır köpeklerin. Sen bunları ortada bırakmazsan, ayakkabılarını ayakkabılığa koyarsan, çoraplarını sepete koyarsan, iş çamaşırlarını sepete koyarsan köpek de bu davranışı öğrenmez. Yani bunu çözümünü şöyle düşünmemesi gerekiyor hayvan sahibinin. Çorabı yerken git bağır çağır, işte köpeğini silkele ve öğrensin. Hayır, böyle bir şey yok. Hatta bunu yaptığınız zaman köpeği şaşırtırsınız. Çünkü köpek şöyle bir canlı değil. Ayakkabının yenilmeyeceğini bilen bir canlı değil. Dolayısıyla yaptığınız etki belki de rebound etkisi yaparak köpeğin bu davranışa daha fazla yönlenmesine bile sebebiyet verebilir. O yüzden cezalandırma sistemlerinden uzak durup kökeni organize etmeniz gerekiyor. Yani ben eğer ayakkabıları kaldırırsam köpeğim de otomatikman ayakkabı parçalamaz ve zaman içerisinde bu davranıştan uzaklaşır. Ayakkabı ortada bile olsa onunla enterese olmaz şeklinde düşünmek gerekiyor. Eğer
Bu köpek yavruysa zaten yavru olduğu için oral döngü içerisinde dünyayı tanımaya çalışıyor. Kafasında bazı şeyleri realize etmek istiyor. Bütün objeleri merak ediyor. Zaten normal önlemlerimizi alacağız. Ayakkabıları kaldıracağız, çorapları kaldıracağız. Tıpkı çocuk sahibi olmak gibi aslında. Bazı önlemleri olay olmadan önce organize etmeniz gerekiyor. Eğer köpek yetişkin bir köpekse niçin bu davranışı yapıyor? Çok fazla ceza sistemi kullanılıp rebound etkisi yapmış olabilir. Bunun haricinde ne olabilir köpeğinizde böyle olgularda? Köpeğinizin egzersizi düşük olabilir. Egzersizin düşüklüğüne bağlı olarak, gezintilerinin düşüklüğüne bağlı olarak ya da ona ayırdığınız vaktin sınırlı ve kısıtlı ve az olmasına bağlı olarak köpek kendine bir iş yaratmaya çalışıyor, strese giriyor ve çiğneme davranışı tetikleniyor olabilir. Olguya bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Ya da birçok hayvan sahibinin söylediği, işte köpek evin her tarafına tuvaletini yapıyor. Burada direkt suçlanan köpek oluyor. Bir türlü öğrenemedi, her yere yapıyor. Bir soruyorsunuz, köpek daha atıyorum 5 aylık günde bir kez dışarı çıkartıyoruz. E şimdi ne yapsaydı bu hayvan? Yani günde bir defa dışarıya çıkarak insana bile deseniz günde sadece bir kere tuvalete gitme hakkın var. İnsan için bile ne kadar kısıtlayıcı ve zor bir şey ve mümkün olmayan bir şeyse köpek için özellikle de yavru bir köpek için sık dışarıya çıkartmak, ev içerisindeyken alanını sınırlandırmak gibi kurguları yapmadığınız zaman, yemek düzenini organize etmek gibi kurguları yapmadığınız zaman köpeğin bunu öğrenmesi yani siz yönlendirmediğiniz sürece yönlenmesi mümkün değil. Siz bu komponentlerde hata yaptığınızda ya da eksik yaptığınızda köpeği suçladığınız zaman aslında çok yanlış bir şey yapmış oluyorsunuz. Çünkü bu eksikliklerinizden dolayı köpek bunu şekillendiriyor. Yani bu hatanın kökeni aslında hayvan sahibinin eksiklikleri ya da yanlış manipülasyonları oluyor. Bunların hepsine çok dikkat etmek gerekiyor. Yine yapılan hatalardan bir tanesi veyahut da suçlamaların böyle istatistiki suçlamalarda köpeğim evde yalnız kalamıyor, uluyor, eşyaları parçalıyor, ondan sonra havlıyor, çevreye rahatsızlık veriyor, apartmanla birbirimize giriyoruz. Şimdi bunun altında yatan şeyi bilmek gerekiyor. Bir kere diğer videolarımda da anlattığım gibi köpekler sürü hayvanı. Bir kere yalnızlık onların alışık olduğu veyahut da onların yaratılışına uygun olan bir şey değil. O yüzden bunu küçüklükten itibaren set etmeniz gerekiyor. Ama birçok hayvan sahibi ne yapıyor? Bebekken alıyor köpeği. Neredeyse günlerce 24 saatini köpekle birlikte geçiriyor. Yıllık izin alıyor falan, kurgular yapıyor. Ondan sonra bir anda işe başlıyor ya da bu korona döneminden sonraki normalleşme süreci içerisinde yaşadığımız. Bir anda tabii ki köpek alışık olmadığı bir döngüye girdiği zaman da buna reaksiyon veriyor. Havlaması ve ulumasının sebebi çağırmak. Yanıma gelin, yalnızlıktan hoşlanmıyorum diyor. O yüzden küçükten eğer bu kurguları düzgün organize edersek, bebekliğinden itibaren köpeğimizi alıştırırsak yalnızlığa, yalnız kaldığında onun oyalanabileceği kemirmeliklerini, bir takım oyuncakları, özellikle interaksiyon yaratan oyuncakları iyi kurgularsak, bir küçük el radyosu bırakıp biraz ses oluşturursak, işte bir takım aroma terapileri kullanarak köpeğin daha iyi hissetmesini sağlarsak köpek kolayca bu yalnızlık sürecine adapte olacaktır. Ama hayvan sahibi bunların hiçbirini yapmayıp ya da birkaçını yapıp birkaçını yapmayıp köpeği düzgün egzersiz etmeyip ondan sonra da yalnız kalamadığından, yalnız kaldığında bağırdığından, ağladığından ve etrafı destrakte ettiği, onu bunu kemirdiği, parçaladığından şikayetçi oluyorsa yine burada hatalı olan otomatikman hayvan sahibidir. Söylediğim gibi istatistiki olarak baktığınız zaman genellemede çok çok küçük bir yüzde köpeğin genetik kökenle ya da yetiştirici, üretici ya da pet shop manipülasyon hatalarıyla yanlış davranışlara yönlendiği ama daha çok hayvan sahibinin yanlış manipülasyonlarıyla hareket ettiği. Hiçbir zaman unutmayacaksınız, köpeğiniz sizin çocuğunuz değil. Köpeğinizi çocuğunuz kadar çok sevebilirsiniz. Bu yadırganacak bir şey değil. Ama nasıl çocuğunuza bir köpekmiş gibi davranmanız doğru değilse, köpeğinize de bir çocukmuş gibi davranmanız doğru olmayacaktır. Bu tip manipülasyonlar ve davranışlar köpeğinizi hataya itecektir ve sorumlusu köpek olacaktır. Birçok hayvan sahibinin köpeğinden ayrılma sebebi köpeğinin katlanarak büyüyen yanlış veyahut da istenmeyen davranışlarıdır ama %90'ına baktığınız zaman hep hayvan sahibinin eksiklikleri ve yanlış davranışları öncülük eder. O yüzden köpeğinizi suçlamadan önce mutlaka bir düşünün. İlk önce bir aynaya bakın.